LGS'ye son 171 gün çok değerli bir süre. Günde 100 soru çözdüğümüzde 17.100 soru çözmüş oluyoruz ki bu da onlarca soru bankası ediyor. Ve bunlar cevaplarıyla çözümleriyle iyi bir şekilde anlaşıldığında da gerçekten bizi hayallerimizdeki liseye kavuşturmak için yeterli sorular. O yüzden sıkı sıkıya çalışacağız ve başaracağız arkadaşlar. Haftanın sözü yaşıtınız bir arkadaşınız söylemiş esasında. Çok güzel söylemiş. Yetenek sizi ortalama insanların üzerine çıkartır. Yani bir insanın yetenekli olması, zeki olması onu diğer insanların üstüne çıkarıyor. Ama çalışmak sizi yetenekli insanların üzerine çıkartır. Dolayısıyla çalışkan insanlar çok daha başarılı oluyor. Çalışkan insanlar zeki insanlardan, yetenekli insanlardan daha başarılı oluyor. Zaten bir insan çalışıyorsa çok zeki demektir. Çalışması gerektiğini biliyor demektir. Dolayısıyla bizler de çalışacağız ve yetenekli insanların, zeki insanların da üstüne çıkacağız. Ki ben eminim ki sizler hepiniz çok zeki ve yeteneklisiniz. Haftanın sorusuna baktığımızda Berra Çolak 284 beğeni almış. Hemen sorularına geçiyorum. Diyor ki konular arttıkça boğuluyorum, çalışma isteğim azalıyor. Bu çok normal bir şey. Bunun birazdan cevaplayacağız. İstediğim lise artı 450 ama 350-390 arası alıyorum. Ne yapmalıyım? Her yerde gördüğüm motivasyon cümlelerini okuyorum ama derse oturunca hevesim gidiyor. Kendim bir amaca bağlı hissetmiyorum. Ne yapmalıyım? Arkadaşlarım LGS'yi önemsemiyor ama benim için çok önemli. Nasıl hem onlarla vakit geçirip hem de ders çalışabilirim demiş. Birlikte çalışamıyoruz, bir arada oluyor, sohbet ortamı oluyor demiş. Gerçekten çok değerli sorular. Ben de sizin yaşınızdayken ve birçok öğrencim de buna benzer sorunları yaşadığını biliyorum. Yani çok doğal, çok gerçekçi sorular bunlar. Şimdi birinci soruyla başlıyoruz. Konular arttıkça boğuluyorum, çalışma isteğim azalıyor. Evet, konular arttıkça biraz daha iş zorlaşacak ama bu da zaten elemeyi sağlıyor. Yani bazı arkadaşlarınız vazgeçecek. Diyecek ki konular arttı artık ben yapamıyorum. Siz ise diyeceksiniz ki ben vazgeçmiyorum. Konuların artması daha iyi oldu. Bak bazıları çekildi. Yavaş yavaş kenar çekildiler. Ben ileride başarılı olmak istediğim için bu konulara ben çalışacağım demeniz lazım. Yani eğer sadece bir konudan çıksaydı ne olurdu? Herkes sınava girerdi. O zaman da rekabet karma karışık bir de ortam oluşurdu. İki konudan çıksa da gene çok kolay olurdu. Ama ne kadar çok sınav zorlayıcı olursa, ne kadar çok soru olursa, ne kadar çok konu olursa o kadar çok çalışan hakkını alır. Dolayısıyla sizler de çalışıp başarmak istediğiniz için, yani sizler böyle hocam ben şansları çalışıp yapacağım değil, gerçekten gayret gösterip çalışacağım diyorsunuz. O zaman konuların artması sizin için bir avantaj. Ama bu avantajı bir anda dezavantaj olarak görüyorsunuz. Niye? Üf, çok fazla konu var diyorsunuz. Bunun yöntemlerini birazdan söyleyeceğim. Duvarlarınıza posterler asarak konuları eğlenceli hale getirebilirsiniz. Video izleyerek ya da arkadaşlarınıza video çekerek ya da konuyu kendiniz anlatmaya çalışarak konularda ilerleyebilirsiniz. Bunlarla alakalı çok güzel taktikler var. Ama kesin olan bir şey varsa konuların fazla olması siz çalışkan öğrenciler için daha iyi. İstediğim lise artı 450 ama hep 350-390 arası alıyorum, ne yapmalıyım? Daha şu anda sene başındaki sayılırız. Yani daha az önce ne demiştik, kaç gün vardı? 171 gün var. Dolayısıyla bu 171 günde artı 450'leri inşallah göreceğiz. Nasıl olacak bu? İlk başlarda eğriler şöyle artıyor arkadaşlar. Hop hemen yükseliveriyor. Sonra artık biraz zor artıyor. Hatta bazen azalıyor. Azalıyor. Çok zor. Sonra bir anda yükselişler başlıyor. Dolayısıyla bak iniş çıkışlar olsa bile bu yükseliş var. Dolayısıyla sizler de yükseleceksiniz. Yeter ki vazgeçmeyin. Yani bir yerden sonra artık LGS'de, denemelerde öf yeter bıktık artık bu çocuktan. Verelim de istediği puanı gitsin diyorlar. Onlar sizden bıkmalı yani. Denemeler, testler, soru bankaları, hocalar demeliler ki ya yeter Berra yeter artık bıktık senden. Al kaç puan istiyorsan al git artık peşimizden demeliler. Her yerde gördüğüm motivasyon cümlelerini okuyorum ama ders oturunca hevesim gidiyor. Çünkü hevesin gitmesinin temel sebebi tam bir hedef belirlememiz. Yani istediğin lise artı 450 ise o liseyi kocaman resmini duvarına as. Dedi ki ya ben bu liseyi istiyorum de ya. Benim hiçbir şey durduramaz bu senede. Yani şu anda neredeyiz? Aralıktayız. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 5-6 ay sonra hayallerindeki lisede 4 yıl okuyacaksın. Ve ardından gelen üniversiteyi okuyacaksın. Dolayısıyla 4 yılını etkileyecek olan bu şeyde 4-5 ay çok fazla bir süre değil Berra. O yüzden sıkı sıkıya çalış ve hedefini karşına koy. Senin motivasyonu düşüren şeyler olabilir. Televizyondaki diziler kapat sonra izlersin. Telefondaki uygulamalar kapat sonra takılırsın. İşte WhatsApp grubundaki arkadaşların şimdilik birazcık onlarla iletişimi azaltabilirsin de. Neden? Çünkü bazen gerçekten grup psikolojisiyle hareket etmek insanı başarısızlığa yönlendiriyor. Yani bazı senelerde bencil olmamız gerekiyor. Tabii ki biz iyilik severiz, yardım severiz, işte hoşgörülüyüz ama kendimizle alakalı bir şeyde bazen insanlara hayır diyemediğimiz için bazen insanları kırmayalım, etmeyelim derken bakıyoruz ki aa biz kendimiz geride kalmışız. Bazen hayır demeyi de bileceğiz. Kendimi bir amaca bağlı hissetmiyorum, ne yapmalıyım? İşte az önce söylediklerimi yapmalısın. Net bir şekilde hayır demeyi öğrenmelisin. Hedefindeki liseyi duvarına net bir şekilde asmalısın. Ve başaracağım demelisin. Arkadaşlarım LGS'yi önemsemiyor. Ama benim için çok önemli. İşte bu. Anlatmak istediğim de bu. Dünyadaki herkes eğer çok çalışkan ve başarılı olsaydı ne olurdu?
karmaşa olurdu. Herkes birbirini yerdi yani. Böyle bir şey olmaz ki. Düşünsene. Dünyadaki herkes Einstein kadar zeki. Veyahut da dünyadaki herkes Aziz Sancar gibi başarılı. Ya, o zaman karmaşa olurdu ya. Kim kim? Belli insanlar oyalanacak. Belli insanlar başarılı olacak. Dolayısıyla sen onlardan hangisi olmak istediğine karar vermelisin. Yani sizlere sesleniyorum. Ben oyalanan ya kalabalıkların içerisinde mi olmak istiyorum? Yoksa ben çalışıp başaran farklıların içerisinde mi olmak istiyorum? Diyorsan çalışmalısın. Şunu unutma. İnsan olarak hepimiz eşitiz. İnsan olarak İyi olmamız, ahlaklı olmamız en değerli ölçü. Ama bunun haricinde kimimiz sarışın, kimimiz esmer. Kimimiz kumral, kimimiz işte siyahi. Farklı farklı ten renklerinde olabiliyoruz. İşte başarıda da farklı farklı olabiliriz. Kimimiz müzisyen olabilir, kimimiz futbolcu, kimimiz doktor, kimimiz avukat olabilir. İşte bunu biz kendimiz belirliyoruz. Diyeceğiz ki ya kardeşim ben artı 450'lik bir lise istiyorum. Dolayısıyla bu aralar arkadaşlarıma bazı dönemlerde hayır demeliyim demelisiniz ve güzel güzel çalışıp hayallerinizdeki liseye kavuşmalısınız. Yani bu son 5-6 ay birazcık bencil olmak gerçekten sizi çok daha başarılı yerlere getirecektir. Haftanın okuluna baktığımızda El Aziz yani Elazığ Anadolu sesini görüyoruz. El Aziz Elazığ'ın geldiği kelime arkadaşlar. Şimdi eğitim süresi 4 yıl. Yüzdelik dilimi 6 İngilizce eğitim veriyor ve diyoruz Elazığ'a gidiyoruz. Merhaba merhaba. Bu seneki başarılı olan öğrencilerinizin lisesini verir misiniz? Zaten hepsi başarılıdır ama 20 tıp yani doktor, 7 diş hekimliği, 3 eczacılık, 10 hukuk yani hakim, savcı, avukat, noter neyse artık. 22 mühendislik, bilgisayar mühendisi, inşaat mühendisi. Dolayısıyla iyi bir lise gerçekten güzel kapıları bizlere açıyor. Haftanın kaynağına baktığımızda az önce ders sıkılmanıza da yardımcı olabilecek 8.1 akıl haritalarını sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Akıl notlarınızı her zaman yanınıza gezdirebiliyorsunuz. Test çözerken, kütüphanede, kursta, yazılardan önce yanınıza gezdirip burada notlar alabilirsiniz. Harika notlar gerçekten birinci dönem konular için. Akıl haritaları da bunların duvara yansıyan hali. Burada da mesela diyelim ki şuradan bir tane ders alalım. Hangi ders alalım? Bu hangi ders mi? Şöyle bakayım. Şöyle evet bu ne? Evet basınç diyor yani fen. Evet en sevdiğiniz ders. Şöyle feni açıyorum şöyle yavaşça. Yavaşça çekiyoruz. Bakın şimdi. Fende öğrenmeniz gereken bilgileri normalde kitap sayfalarında görmek yerine duvarınıza asarak buradan da test çözebilirsiniz. Ve böylece bilginin nerede olduğu hafızanıza kayıtlanır. Ve böylece kitap sayfaları arasında fazla dolaşmazsınız. Bunu çözüyorum. Kimyasal tepki nerede? Şey neydi ya? Yarıncı gaz yok. Girenler çıkanlar. Ha burada tamam. Bakıp haritadan ilerlemek çok daha faydalı, hızlı öğrenmeyi sağlayabiliyor. Bu böyle eğlenceli bir yöntem gibi duruyor ama esasında süper öğrenmeyi sağlayan bir yöntem. Burada arkadaşlar birinci dönem 8. sınıf dersleri için Türkçeden 1, matematikten 1, fenden 2, inkılap tarihinden 2, din ve İngilizce'den birer toplam 8 tane poster ve posterlerin kitaba yansımış hali olan akıl notlarını açıklamadaki Tonguç Mağaz'dan ulaşabilirsiniz. Süper eğlenceli ve aynı zamanda netleri inanılmaz yükselten bir yöntem. Niye? Çünkü bilgiyi hep kitap sayfalarında değil duvarda karşınızda poster olarak akıl haritası olarak gördüğünüzde çok daha hızlı öğrenebiliyorsunuz. Hadi bakalım bizler sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Öğretmenler olarak videolarımızla, konu anlatımlarımızla, kitaplarımızla sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Ama çalışıp başarıp o liselere girecek olan sizlersiniz. Hadi bakalım.